SBS Türkçe ilesiniz. Fatma Hanım, SBS Türkçe yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Fatma Hanım, şimdi öncelikle sizi tanımak isteriz. Bize biraz kendinizden söz eder misiniz? Burada mı doğdunuz? Aileniz ne zaman göç etmiş Avustralya'ya? Ne işle meşgulsünüz ve kendi çekirdek ailenizden söz eder misiniz bize? Sydney, Avustralya'da doğdum ben. Babam 1951'de geldi. Annem ise 1958'de geldi. Babam şimdi hayatını büyük bir kısmını çok ağır ve kirli bir dökümhanede çalıştı. Evet. Annem hep çalıştı. Fabrikalarda çalıştı. Son olarak emekliye ayrılmadan yatalı okulda çalıştı. Ben evlendikten sonra birkaç yıl çalıştım. Sonra evde kalıp çocuklarımı büyüttüm. Kaç çocuğunuz var Fatma Hanım? 3 çocuğum var, 5 torunum var. Ay ne güzel. Peki şimdi siz Untold Story adı altında Kuzey Kıbrıs'tan göç eden ve New South Wales'e yerleşen göçmenlerle röportajlar yapıyorsunuz. Onların hikayelerini kayıt altına alıyorsunuz. Çok önemli bir şey bu. Bu güzel fikir nasıl geldi aklınıza? Nereden ilham aldınız acaba? Nasıl aklıma geldi şöyle anlatayım. Sydney'de doğdum, büyüdüm. Annem ben küçükken daha doğrusu hep böyle anlatırdı. Çocukluk hayatını, ne kadar zor olduğunu, buraya babası onu zorla gönderdiğini. Annem buraya hiç gelmek istemedi. 12 kardeştiler. Dedem onu zorla gönderdiğini. Fotoğrafla tanıştı babamın. Yani dediğim gibi zorla birisi buradan fotoğraf gönderdi. Annemin babası, babamın babasını tanırdı zamanında diye. Gideceksin kızım dedi. Evleneceksin bu adamla. Annem gelmek istemedi tabii ama zorla gönderdi onu. Kardeşlerinden ayrıldı. Annem geldiğinde bura hep anlatırdı. Ben çocukken kimseyi tanımazdı. Ailesi olmadı burada. İnsanı bilmezdi, nerede kalacağını bilmezdi, evleneceği adamı bile tanımazdı. Çok da zor böyle mücadeleleri oldu. Böyle bir insanla bir bavulla geliyorlar koskocaman bir memlekete, kaç kilometre uzakta ailesini bırakıyorlar. Yani bazıları yıllar sonra geri dönüyorlar. Benim böyle şeyleri çok ilginç buldum diye hep böyle kayıt altına almak istedim. Onların hikayelerini dinleyip kaydetmeyi düşündünüz. Evet ve yengiyle de öğrendim kardeşimden ki babam buraya geldiğinde kendisi ve 4 arkadaşının hiç kimsesi çalışmadığı için yaşayacak yerleri olmadığı için bu yüzden her geçenlüğüne parka girip kaygan slayta binmek için haftadan halılar var ve onların üzerinde uyuduklarını öğrendim. Dedim yani ne kadar zor bir dönemden geçti bu insanlar. Başkalarım yani ilk yıllarda buraya göç edenlerin de hikayelerini duymak istedim. Aynı anda da duyurmak istedim. Peki Fatma Hanım, Untold Story'e ne zaman başladınız? Untold Story'e şöyle anlatayım. 2007 yılında Kıbrıslı Türklerin Avustralya göçünün 60. yıl dönümünü festivala katıldım. Bu festivalda İlk göç eden kişilerden büyük böyle panolar sergilenmek için fotoğraflar istedim. Gönüllü bir şey yapmak istedim. Çok büyük bir başarıydı. İlk göçmenlerin bu fotoğraflarını o gün izledim. Etrafında dolaşıp birbirleriyle konuştuklarını, durup ilk çektiklerini, hatta gözyaşı bile döktüklerini gördüğümde onların hikayelerini anlatmasını üstlendim, hak ettiklerini hissettim. İşte o zaman da onların hikayelerini ölümsüzleştirmeye karar verdim. Tekrar komiteye, yeni bir komiteye başvurdum da o dönemdeki başkan yardımcısı İbrahim Mehmet benimle görüşmeye geldi ve inanırsın ilginç bir şekilde onun bir kameraman olduğunu ortaya çıkması her şey yerli yerine oturmaya başladı. Video çekme, ışıklandırma, altyazılar vesaire hiçbir şey bilmiyordum. Tek evet. Bildiğim küçük bir el kamerasını kullanarak kayıt düğmesine basmak. İbrahim de benim kadar tutkulu
Hatta benim kadar tutkulu olduğundan röportajlarımızı birlikte yapıyoruz. Ben soruları soruyorum, o da kamera ışıklandırma gibi zorlu işler yapıyor. Hala beraber çalışıyor musunuz İbrahim Bey'le? Hala beraber çalışıyoruz. Ve Peki, ilk 2015'te çekildi. 2015'ten bu yana kaç hikaye oldu şu ana kadar? Kaç çiftle görüştünüz? 2015'te başladık şu ana kadar. 20 hikayemiz var. Ama yakın zamanda neredeyse tamamlandı. Avustralya'da doğan ilk Kıbrıslı Türk'ün röportajını yayınlayacağız. Ve bu kişinin babası konu olarak bir hikaye olması açısından çok önemli. Çünkü 1947'de Avustralya göç eden ilk Kıbrıslı Türk olmak belgelenmeye başlayana kadar çok kişi vefat etti. Bu 20 hikaye içinde tabii hepsi birbirinden değerli bu hayat hikayelerinin ama sizi en çok çarpan, en çok etkileyen kimin hikayesi oldu? Aslında daha fazla etkileyen tek bir hikaye yok. Çünkü hepsi harika. Evet. Annemin hikayesi masal. Ne kadar fakir olduklarını, adaya inen paraşütçülerden beyaz saten kumaşı topladığını, bayram için elbise diktirebilmek için anlatması gibi, ya da Rumlar köyünde 25 akrabasını öldürdüğü için köyünün kaçıp buraya geldiğini anlatan hanım, 24 yıl geçtikten sonra Kıbrıs'ı ziyaret eden bayan, bir beyefendi babası buraya ailesini getirmeden önce 5 sene önce geldi buraya. Ev bulmak, iş kurmak, para biriktirmek. 5 sene sonra ailesini buraya getirmek niyetiyle geldi buraya. Bu arada başkasıyla sevişti, evlendi. Hatta çocuk bile etti. Ve ailesine mektup gönderdi. Yani başkası yazmış olmalı gibi bu Evet. mektubu. Ve o mektupta yazıyordu ki bir timsah onu yedi değilim. Öldü adam. Ve böylesine hani gerek kalmasın ailesini buraya getirmek için. Siz onun oğluyla mı görüştünüz? Oğluyla görüştüm, evet. Çok ilginçmiş. Peki bu ilk gelen göçmenlerin ortak özelliği nedir? Yani tabii ki bu yalnızlık, acı ama sizin gözlemlediğiniz gibi mesela hala hepsi adaya büyük bir özlem mi duyuyor? Hepsi geri dönmek amacıyla mı göç etmiş? Nedir ortak özellikleri sizin gözlemlediğiniz kadarıyla? Avustralya'da benzer bir bileşeni var. O da herkesin buraya daha iyi bir yaşam aracıyla ve o dönemde Kıbrıs Rumlarla yaşanan sorunlardan kaçmak için geldiler. Tüm hikayelerde bir diğer benzerlik var. O da herkesin buraya sadece 5 yıllığına memleketine dönme niyetiyle gelmişler. Peki Fatma Hanım, bu güzel hikayeleri Türkçe konuşan toplumumuz nereden görebilir, nereden dinleyebilir? Bize yolunu anlatır mısınız lütfen? Evet. Untold Stories, Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs'ı Türkler yani NCTA Facebook sayfasında videolar bölümünde izlenebilir ve ayrıca YouTube'da da izlenebilir. YouTube'un adresi NCTA NSW, Northern Cyprus Turkish Association. Onun sayfasında, YouTube sayfasında izlenebiliyor. Fatma Hanım, yeni bir projeniz var mı peki? Bir an önce hazırlamak istediğimiz birkaç röportajımız daha var ama düzenlenmek çok uzun zaman alıyor ve benim mesleğim olmadığı için zorlanıyorum ama Allah razı olsun ve İbrahim Bey bana düzenleme ders vermekten bıkmıyor. Onun için elimizden geleni yapıyoruz ve devam edeceğiz inşallah. O zaman size çok teşekkür ediyoruz bu harika hikayeleri bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim Seda Hanım. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.